Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı konumuzu inceleyeceğiz. Arkasından da su sporları nelerdir, nasıl yapılır ve dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Onlara değineceğiz. Ama ilk olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımıza bakalım. 19 Mayıs 1919 tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinin dönüm noktalarından biridir arkadaşlar. Atatürk'ün Samsun'a ayak basması ile aynı zamanda Gençlik ve Spor Bayramı olarak da kutlanır bugün arkadaşlar. Her yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ülkemizde yani Türkiye'de çok büyük coşkular eşliğinde kutlanmaktadır arkadaşlar. Ve burada da gördüğünüz gibi çok şık kıyafetler ile, Türk bayrakları ile törene çok güzel bir hazırlık yapılmış arkadaşlar. Burada da birçok insanın bulunduğu törende yine 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlanmaktadır arkadaşlar. Şimdi bir diğer konumuza geçiyoruz. Su sporları. Bakalım nelermiş bu sporlar? Neler varmış? Sörf, su kayağı, dalış, jet ski, rafting ve rüzgar sörfü. Şimdi tek tek incelemeye başlayalım. Sörf, açık denizden kıyıya yaklaşan yüksek dalgalar ve rüzgar eşliğinde yapılan bir spordur arkadaşlar. Bu sporumuzu yaparken ihtiyacımız olan iki şey vardır. Birincisi sörf tahtası, ikincisi ise çok büyük, çok yüksek dalgalardır arkadaşlar. Bir diğer sporumuz ise su kayağı. Su kayağı uygun koşulların olduğu göllerde, denizlerde ve nehirlerde yapılabilen bir spordur arkadaşlar. Bu sporumuzda ise dalgaların olmaması gerekiyor. Dalgasız bir denizde yapılabilen bir spordur. Yine ihtiyacımız olan bir kayak ve aynı zamanda sürat teknesine de ihtiyacımız vardır. Bir diğer ise arkadaşlar dalış. Serbest ve tüplü dalış teknikleri, dalışlarda kullanılan ekipmanlar farklılık gösterir. Evet arkadaşlar, dalış yaparken giymemiz gereken bazı kıyafetler vardır. Elbise, gözlük, yelek, maske, patik, saat ve boni gibi ihtiyaçlarımız vardır arkadaşlar. Bunları takmadan dalış yapmamamız gerekiyor. Çok riskli olabilir. Dalışta arkadaşlar deniz altındaki canlıları izlememiz için yapılan bir spordur da aynı zamanda arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi mercanlar, renkli renkli balıklar ve benim burada dikkatimi çeken bir şey var. Evet. Bu hareketin ne demek olduğunu bilen var mı acaba? Eminim bazılarınız biliyorsunuzdur. Arkadaşlar, dalış yapan sporcuların kendi aralarında iletişime geçmesini sağlayan bazı dalış hareketleri vardır. Örneğin bu. Her şey yolunda demek. Şimdi birkaç tane daha göstermek istiyorum sizlere. Evet. Bunu zaten göstermiştik. Her şey yolunda. Bu. Aşağı in, yukarı çık. Bu ise arkadaşlar problem var demektir. Deniz altında dalış yapan sporcular bu hareketi yaptığında karşı taraftaki arkadaşı bir problemin olduğunu anlayabilir. Bu hareketimiz ise arkadaşlar iki avucumuzu açıyoruz, yan yana getiriyoruz ve tekne var demek arkadaşlar. Bu da dalışçılar için çok büyük bir sorun olabilir. Bir diğer sporumuz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yine deniz altında Türk bayrağı açılmış. Çok güzel bir görüntü. Bir diğer sporumuz ise arkadaşlar jet ski. Jet ski arkadaşlar son zamanlarda oldukça yaygın olan bir spor aracıdır arkadaşlar. Çok büyük manevralar yapabilir, çok hızlı gidebilir arkadaşlar. Ve jet ski'ye aynı anda 3 kişi de binebilir arkadaşlar. Bir kişiden daha fazla kişi de jet ski binerek kullanılabilir. Bir diğer ise rafting arkadaşlar. Rafting bir grup oyunudur. En az 4
En fazla ise 12 kişiyle yapılan bir spordur arkadaşlar. Tabii ki rafting yaparken de kullanmamız gereken bazı malzemeler vardır. Bunlar nelerdir? Kürek, yelek ve kasklar arkadaşlar. Bu tarz malzemelerimiz olmadan raftingi gerçekleştiremeyebiliriz. Evet, son olarak rüzgar sörfü. Rüzgar sörfü, sörf tahtası yelken kullanarak rüzgarların yardımıyla yapılan bir spordur arkadaşlar. İtici gücünü rüzgardan alarak sporcunun kendi vücudunu kullanarak dengede durmasını sağlayarak yapılan bir spordur arkadaşlar. Benim sizlere anlatmak istediğim konu bu şekildeydi. Beni çok güzel bir şekilde dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber matematik ve kavram kitabımızdaki çalışma sayfalarımıza bakacağız. İlk olarak kavram kitabımızla başlıyoruz. Kavram kitabımızda aylar konusundayız. Görselleri çok dikkatlice inceliyoruz ve altındaki yazıyı okuyorum hemen. İlkbahar mevsiminin aylarını söyleyelim. Dairesini yeşil renge boyayalım. Mevsimlerin aylarını söyledikten sonra görselleri inceliyorum ve ilkbahar mevsimini bulup dairesini yeşil renge boyuyorum. Daha sonrasında yaz mevsiminin aylarını söyleyip dairesini mavi renge boyuyorum. Sonbahar mevsiminin aylarını söyleyip ardından dairesini turuncu renge boyuyorum. Son olarak da kış mevsiminin aylarını söylüyoruz. Ardından dairesini sarı renge boyuyoruz. Saat kavramına geçtik. Saat kavramında bilmeniz gereken çok önemli bir nokta var. Gördüğünüz gibi burada oklar var. Bir tane uzun okumuz, bir tane de kısa okumuz var. Kısa okumuz akrep, uzun okumuz ise yelkovandır. Akrep saati göstermektedir. Sabah saat kaçta uyanıyorsun? Saat üzerinde gösterelim. Kaçta uyanıyorsanız arkadaşlar, akrep ve yelkovanla o saati gösteriyoruz. Uyumak için akşam saat kaçta odana gidiyorsun? Saat üzerinde gösterelim. Bir diğer sayfamızda saatlerin altındaki kutulara bakarak akrep ve yelkovanını çizelim. Burada bana bir örnek vermiş zaten. Burada saatin 8 olmasını istiyor. Akrep ve yelkovan çizerek saatin 8 olduğunu göstermiş. Diğerlerinde de saatin kaç olmasını istiyorsa akrep ve yelkovan eşliğinde saatlerimizi çiziyoruz. Kavram kitabını bitirip matematik kitabımıza geçiyoruz. Matematik kitabımızda 119. sayfadayız. Her bir deniz yıldızını inceleyin. Kaç tane kolu olduğunu sayın. Çıkan sayıyı rakamla kutucuğa yazın. Hemen sayıyorum kolunu. Kaç tane kolu var ise yanındaki kutucuğa rakamla yazıyorum. Bir diğer sayfada her bir bölümdeki balıkları verilen sayı ve renklere uygun şekilde boyayın. Boyanmayan balıkların sayısını kutucuklara yazın. Bana kırmızı balık vermiş ve altında iki rakam var. İki tane balığı kırmızıya boyuyorum. Geriye kaç balık kalıyorsa kutucuğa rakamla yazıyorum. Bir diğer sayfam. Her bir bölümdeki balıkları sayın. Yanlarındaki kutulara bir balık daha çizin. Toplamda kaç tane balık olduğunu rakamla kutucuğa yazın. 1, 2. Buraya ben de bir tane daha balık çiziyorum ve çizdikten sonra hepsini sayıyorum. Kaç tane balığım olduysa boş kutucuğa yazıyorum. Diğer sayfam. Her bir bölümdeki canlıları sayın. Örnekteki gibi her bir bölümde bir tanesi çarpı işareti ile çizerek çıkaralım. Geriye kaç tane kaldığını sayın ve kutulara rakamla yazın. Burada bir örnek vermiş. 1, 2, 3. 3 tane balıktan bir tanesinin üzerine çarpı işareti koymuş ve geriye kaç tane balık kaldıysa boş kutucuğa rakamla yazmış. Siz de aynı işlemleri diğer görsellerle yapıyorsunuz. Diğer sayfamda her bir geometrik şekil ve bu şekillere ait renkleri inceleyin. Resmi verilen şekil ve renklere dikkat ederek boyayın. Kırmızı üçgen, sarı daire, mavi dikdörtgen. Buradaki şekillere ve renklere dikkat ederek bu resmimi boyuyorum.
son sayfamda ise her bir bölümdeki daireleri sayın, sayılar rakamla kutulara yazın. Bakıyorum 1, 2, 3, 4 rakamımı boş kutucuğa yazıyorum. Aynı işlemi diğer kutucuklara da uyguluyorum. Son olarak geometrik şekilleri ve renklerini inceleyin. Yandaki resmi şekillere ve renklere dikkat ederek boyayın. Kırmızı üçgen, sarı daire, mavi dikdörtgen. Aynı renklerle buradaki resmimi de boyuyorum ve çalışmamı bitiriyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Merhaba çocuklar. Bu hafta yeni sınıfının matematik kitabından ödevi 71, 72 ve 73. sayfalar. Dilerseniz birlikte yapalım. Evet, gördüğünüz gibi çocuklar, burada iki tane farklı sembol var. Birincisi artı işareti. Artı işareti nedir? Ne işe yarıyor? Evet, sizler söyleyin. Evet, artı işareti toplamaya yarıyor. Siz de artı işaretini ok yönlerini takip ederek tamamlayınız. Peki aşağıda gördüğünüz işaret ne işe yarıyor? Evet, bu da bir çıkarma işareti. Nesneleri birbirinden çıkartmak için bu işlemi kullanıyoruz. Sizler de okları takip ederek eksi işaretini tamamlayınız. Arka sayfaya geçtiğimizde bir toplama işareti görüyorsunuz. Artı sembolü burada da var. Yani nesneleri topluyoruz. İki tane köftemiz varmış. Bir köftemiz daha olduğunda kaç tane köftemiz olur? Evet. 3 değil mi çocuklar? Sizler de alt bölümdeki çiçekleri toplayın ve sonucunu karşı tarafa yazın. Yine alttaki çocukları toplayarak kaç tane çocuk olduğunu karşı tarafa yazın. Evet çocuklar, burada da görüntüsüz bir toplama işareti var. 4 artı 3 kaç eder? Hesaplayın bakalım. Evet, sesinizi duyar gibiyim. 7 eder değil mi? Evet, 7'yi daire içine almışlar. Çocuklar, sizler de diğer bölümdeki toplama işaretlerini yaparak uygun sayıyı daire içine alınız. Evet çocuklar, kavram kitabından ödevimiz 88 ve 89. sayfalar. Gördüğünüz gibi burada bir problem çözme çalışması var. Bir terazi var değil mi? Terazinin bir ucunda kaç tane domates var sayalım. Evet. Evet. Bir tarafında fazla domates, bir tarafında eksik domates var değil mi? Yani bunlar eşit değil. Peki bu teraziyi eşitlemek için bu bölüme kaç tane daha domates gelmesi gerekir? Bulduğunuz kutucuğu işaretleyiniz. Evet çocuklar, yan tarafta da bir sıralama çalışması var. Önce, şimdi, sonra. Sizce fasulyenin oluşumunda ilk olan hangisidir? Evet, bulduğunuz seçeneği daire içine alınız. Peki, civcivin oluşumundan önce hangisi oluyor sizce? Onu da daire içine alınız. Gördüğünüz gibi burada bir kelebek var. Kelebeğin ilk oluşumu sizce hangisidir? Evet, onu da daire içine alınız. Çocuklar, bu haftaki ödevlerimiz bunlar. Teşekkür ediyorum.